Bir erkek için en önemli şey nedir? Yani bence böyle i̇yi değil. İyi giyinmektir, iyi. Çok iyi giyinir Enis. Belki fark etmişsinizdir. Kendisi acayip iyi giyinir. Şöyle bir çoraplarım eşim tarafından seçildi bu arada, onu söyleyeyim. Batman şeydi. Eşofmanımı bir etkinlikte hediye etmişlerdi. Üzerindekini de ben aldım, para vererek aldım. Kendi bu seçimi. Outfit. Ama tabii ki de böyle şıkır şıkır duran bir kadının yanında böyle bu kadar sportif bir erkek çok olmayabilir. Şu güzelliğin yanına ben de bir şıkır şıkır olmak istedim. Şebnemime yakışan bir kıyafet giymek istedim. Sana bugün defile yapacağım. Ben o yüzden çok heyecanlıyım. Defile izlemeye geldiğim için bu arada bu kadar şık giyindim ha ben de. Hani şey değil, normalde her zaman böyle gezmiyorum. Normalde paspal. Her zaman böyle gezmiyorum ama şimdi defile izleyeceğim için biraz heyecanlandım açıkçası. O yüzden ben de böyle geldim şıkır şıkır. Birkaç kombinim var, tamam mı? Bu kombinleri şöyle bir sıkıntı var abi. Ben bunların hepsini, şimdi sponsor falan yok, ne söylesem sponsor olacak gibi geliyor ama Trendyol'dan aldım. Trendyol'da şöyle bir garip bir durum var abi. Tüm Türkiye Trendyol'da aynı şeylere, aynı ilanlara baktığımız için aynı giyinmeye başladık. Bilmiyorum oradan alışveriş yapan arkadaşların başına gelmiş midir de. Ben bir tişört aldım mesela, 6000 yorumu vardı. Bu ne demek oluyor? 6000 yorumu varsa bir 6000 de yorumsuz vardır. Öyle düşünmek lazım. Bence bir 600.000 yorumsuz olabilir yani. Abi dışarıda ikiz gibi geziyoruz böyle. Selamlaşıyoruz işte. Aa abi ne güzel tişört. Aynısı bende var diyor. Biriyle mesela etkinliğe gidiyoruz. Bildiğin aynı tişört. İkimizde de aynı tişört var yani. Veya bende beyazı varsa onda siyahı var falan. Dedim ki ya ben dedim özel olmam lazım. Hanımımın yanında aynı tişörtlerle gezemem. O ya yüzden evet. Sıfır yorumlu ürünler aldım. Hiçbir yorum yok aldığım ürünlerin. Büyük patlayabilirim onu söyleyeyim. Gözü zaten bir şey oldu. Ben çok merak ediyorum. Bir de böyle bir şey yoktu. Ama son zamanlarda bilmiyorum. Enis biraz değişti yani. Üstüne başına dikkat etmeye başladı. Şık olacağım ben falan demeye başladı. Yaşlandın mı lan sen? Ondan mı bunlar? Bilmiyorum. Orta yaş krizi arkadaşlar. Herkesin başına geliyor. O yüzden motor ben biraz şaşkınım. Bakacağım. Ben motor kullanacağım. Onu sonra konuşursan. Hadi bakalım o zaman ilk kıyafetimle geliyorum. Tamam hadi bekleyin. Ben bekliyorum. Ne almışımdır bir tahmin et bakayım. Ne almıştır? Çok da aslında zor bir şey değil. Elbise almıştır. Batıran'ı aldım. Evet. Trendyol'dan hiç yorum yoktu. Sıfır yorumluydu. Bir kullanacağız bakalım şimdi nasılmış. Maşallah fena değil. Yani elbise almamıştır diye tahmin ediyorum. Etek. Belki eteği seviyor. Etek almış olabilir belki. Gibi etek falan diye. Aynen şöyle biraz dizüstü severiniz biliyor musun? Diz altıyı sevmez. Ne alacak yani bir tişört almıştır. Altına bir şort almıştır. Belki bir güzellik yapıp gömlek almıştır. Umarım öyle bir şey almıştır. Çünkü ben Enes'e gömleği çok yakıştırıyorum. Biz ilk tanıştığımız zamanlarda da çok sık gömlek giyen bir adamdı. Sonra gömleği bıraktı. Acayip saldı. Yani hiç kendine bakmaz oldu bilmiyorum. Gerçi gömlekleri de küçüldü olmuyordu. Abi sevgili arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor abi. Şebnem bakma. Dünyanın en kötü elbisesini aldım. Gerçekten mi? Çok kötü ama Şebnem bakma. Hayır bakacağım. Ne abi Şebnem dönebilirsin. Yani önce bir tahminde bulunmak istiyorum. Alt mı üst mü? Önce bana onu söyle. Üst. Üst tamam. Şebnem, gömlek mi? Böyle bir şey almış olmamı düşünemezsin. Bilmiyorum. Tişört mü? Elbise ya bu. Bence bu bir elbise. Yani değil mi? Ya oversize alıp da gerçekten çok büyük bir şey mi aldın? Enis çok net bir tarikata katılmaya. Oversize. Ya oversize'ı çok yanlış mı anladın ya? Enis bu ne? Çıratırı çekmem lazım. Bu ne? Aslında güzel lan. Bunu ben giyerim. Bunu sen giyersin bence evet. De. Zaten Şebnem'in şöyle bir iştahı var arkadaşlar. Üzerime aldığım her şeyi sana olmamışsa bana olur mu? Bana olur. Olur lan bu. Bence bu sana on numara olur bu arada. Ay, çok rahat ve çok geniş. Bir şey söyleyeceğim. Senden sonra ben mi denesem? Dene lan. Çok güzel ya bu. Ama tabii sana hiç olmamış. Bunu nasıl aldın? Böyle durmuyordu Şebnem fotoğraflarında. Nasıl seçtin bunu? Bu çok güzel bir tişört gibi duruyordu bu. Bu ne? Hilkat karibesi gibi oldu. Abi Mountain Blade'deki köylülere benziyorsun. Tam keten gibi bir de. Aslında şey olabilir altına buna uygun hani bol şeyler oluyor ya bebeğim, pantolonlar. Ne olursa olsun bu hiçbir şeye yakışmaz bana. Ya niye bu... Olimpos'a gidersin? Nereye gibi Olimpos'a takılırsın? Hiç Enis'in seçebileceği bir şey değil biliyor musunuz bu? O yüzden çok şaşırdım. Yani Enis asla böyle şeylere bakmaz. O kumaşından, duruşundan yani asla beğenmez böyle şeyleri. Çok şaşırdım gerçekten. Yaşlanmış olabilir mi ya? Bu çünkü insanın zevkleri bu kadar değişmez bence. Siz hiç gördünüz mü ya Enis'i böyle? Enis daha önce hiç böyle gördünüz mü yani? Yok. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var. Enis bu zamana kadar hep kendisine hediye edilen oyun tişörtlerini giydiğinden zevki nasıldır? Ne seçer? Düz mü sever? Kendisi mesela para verip bir kıyafet aldığı zaman ne bilmiyorum. O işte üstündeki o kırmızıyı hakikaten para verip kendisi aldı. Kim ya? Spor giyiniyor diyorsun yani. Jordan değil mi? Jordan'ın evet. Geliyor galiba. Aynadan da bakmadım kendime. Gayet özgüvenle iyi. Geldim ama hiçbir fikrim yok. Neye benzediğime dair. Gözünü niye taktın? Daha havalı olur diye mi? Artı puan almak için. Güzel. Şort var burada. Çorapları saymayın. Bakın çorapları şortu default. Gördüğünüz gibi şey değil. Kap şeklinde değil. Dizinin üstünde. Evet. Çok sever kısa giyinmeyi. Evet. Biraz İlla teşhirci giyinir. Bir erkeğim arkadaşlar. Aynen. Gömlek nasıl? Efil efil yazlık diye bu aldım. Bu seni zayıf göstermiş ya.
Nasıl doğru oldu? Bir seçim mi olmuş? Evet evet, koyu renk olduğu için zayıf göstermiş sanırım. Güzel bir seçim olmuş, ben bunu beğendim. Biraz zayıflamış gibisin hakikaten ya. Bir bakayım kumaşına. Yeri iyi. Bak yeri iyi ne demek ya? Yeri iyi ne demek? Biri bana lütfen yorumlara yazarsa sevinirim. Yeri iyinin ne demek olduğunu bilmiyorum. Ama çok kullanırım. Yeri iyi diyelim. Ya şimdi bu o üzerime oturdu ama bende şöyle bir sıkıntı var abi. Kalın bacaklılar beni anlayacaktır. Pantolonun şortların ağı çok çabuk perişan oluyor. Şebnem bir de çok şikayetçiyimdir. Geçen sene aldığım şort 2 gün giydim sadece. Ciddi söylüyorum. 3. gün patladı. Genel Roberto sorun... Carlos gibi baldırlarım olduğu için genel bir problem bu ama bence. Ama bir şey söyleme. Ben bununla ilgili sosyal medyada gördüm. İnsanların çoğu şikayetçiydi. Şu aradaki ağları... Tamam bebeğim tamam. Yıpranmasından bahsediyorum. Hey, seni ahlaksız. Ahlaksız kız. Ne yapayım, çok yakışıklı olmuşsun. Güzel evet. Olmuş bu. Evet. Arka beğendim. Taraf iyi mi? Onlar görmesin, sen gör. Güzel. Tamam, kızım, lastikli beli güzel. Tamam. Evet, evet. Güzel güzel. Bunun üzerine o yeşili giysene lan bakalım nasıl olacak. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu an hiçbir fiyat algım yok. Yani şeyi kestiremiyorum abi. Mesela geçen sene 50 liralık tişörtler ucuzdu. 30 lira, 35 lira tişört ama ucuzdu. Bu sene 35 lira herhalde yer bezi bile satmıyorlardır diye tahmin ediyorum. Hani ben bunu mesela ne kadar aldım onu da söyleyeyim. Kalmış olmasın. Bu 200 lira üzerimdeki. Bu altımdaki de 200 lira. Pahalı mı ucuz mu siz söyleyin. Çünkü ben baktım 200 liradan aşağı çok az ürün gördüm böyle içimesine. Ya şimdi ben erkek giyim için tam olarak bilmiyorum sizin. Bilmiyorum siz ne giyiler, giyimlerde nasıl. Çok kadınlarda, pahalı, çok kadınlar için 200, pahalı bence. Normal. Normal değil mi? Ne normal. Çok pahalı ne çok ucuz. Ben bana da normal geldi. Ucuzun bir tık üstü. Evet ya ucuz da vardı 150 liralık ama onda da 1888 euro olduğu için dedim gene aynı şey olmasın. Herkes de papaz gibi olmasın diye böyle düz bir şey aldım. Yani alt üst kombi fiyat verirseniz işte. Bu etiket çıkıyor ya böyle bing bing diye. Bing 200, bing 200. Ben giyiyorum. Benim hoşuma gitti. Zaten böyle yani erkeklere sadelik yakışıyor bence ya. Çok fazla süslü olmaması lazım. Tabii ki de desenli şeyler de hoş olabiliyor. Ufak ya da işte büyük olsa bile gerçekten güzel bir desen olması gerekiyor. Onun haricinde sadelik her zaman iyi. Bilmiyorum ben bunu beğendim de zayıf göstermiş. Gerçekten koyu renk olduğu için sanırım. Sesimi renklerini tercih edebilirsin. Alıyor. Hey baktın mı? Aa baktım. Ama ne yapayım zaten bakacağım çünkü sen zaten beklemiyorsun ki beni. Dibime bu geliyorsun. Summer Hot Boy. Güzel. Avcı. Yılan. Anladım yani siz hep hani yani evliyim ama. De. Çünkü zayıf gösteriyor. Evet. Zayıf gösteriyor. Bu güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Aynısından bende var. Bunu aynısından bende var. Gerçekten bak. Gerçekten var. Ha, aynı anda kadın... giymezsek sevinirim yani. Kötü versin. Aynısı var ama bende. Ama çok unisex değil mi zaten? Unisex koca düğmeli falan. Emin bilmiyorum. Miyiz peki bundan? Erkek erkek. Net eminim canım. Erkekten aldım. Bildi adam dedi ki ben de giyiyorum ama bir şey söyleyeyim mi? Ha tam bir tane daha düğmesi var. Ya bu kıyafeti tamam. Aldığımda manken erkekti. Yani üzerinde gördüğüm manken erkekti. Şunu da ya. Kapat da bari o kadar asla inanmıyoruz değil mi sana? Niye inanmıyorsunuz lan? Vallahi erkekti. Az evvel en üst düğmesi açıktı. Ben düğme yok zannettim orada. Kapatınca şimdi daha iyi oluyor. Ya, bak sana onu söyleyecektim. Aynen öyle. Ben kapattım o düğmeyi bir kere. Enis değil. Onu da söyleyeyim hemen. Enis sever biraz bağrını açmayı. Bilmiyorum seviyor yani evet. Açık takılmayı. Aynen. Öyle olunca dekoltesi var gibi gözüküyordu. Ondan öyle zannettiler. Dekolteli bir gömlek gibi gözüküyordu. Ama benim gördüğüm manken 3 düğme açmıştı Şemiş. O zaman sen de 3 tane aç. Benim gördüğüm manken erkek neymiş aç o be? Aç 3 tane aç. Açamam o kadar. Aç 3 tane aç. Yurttuktan artı yeriz. Göbek deliğine kadar aç abi. Abi yazın altına giyeceksin işte mayonu böyle gezeceksin yani. Bence gayet güzel abi. Güzel ha, güzel bu güzel. Var mı da? Kaşar bir var. Bir alt bir üstte bitiriyoruz. Tamam son mu? Tamam. Ya lütfen bu sefer ben tahmin etmek istiyorum. Tamam. Direkt şey yapma yani. Okey gelmeyeceğim. Ne gelse mutlu olursun Şebnem. Ha ne gelse mutlu olurum. Abi artık bir renk gelsin. Yani bir renk isterim. Açık kahve ya da işte askeri yeşil ya da yeşilin açığı tarzı bir ton isterim. Altına gene şort gelecek diye tahmin ediyorum. Çünkü yaza girdik yani kışık bir şey alacağını düşünmüyorum. Açık renk açık tonlarda bir üst bir alt. Bu sefer bir tişört bekliyorum artık. Gömlek beklemiyorum açıkçası. Enis'in ben şu ana kadar yaptığı tercihleri beğeniyorum. İlk tercih hariç tabii ki de. İlk tercihde gerçekten çok şaşkınım. Onu nasıl seçtiğini hiç anlayamadım yani. Ama ondan sonraki gelenler güzeldi. Zaten koyu renk tercih etmiş. Zayıf göstermek amaçlı. Bakma. Bakmıyorum. Şöyle bir şey var. Üst almamışım. Aynı üste çıktım. Alt almışım. Unutmuşum. 3 üst 2 alt. Yani alt var sadece altımda. O zaman altında açık renk bir şorttur. Yani bunu tahmin etmeye gerek yok ki. Helal koyu renk almışsın zaten. Açık renk bir şort almışsındır. Ha, açık nasıl? Rengimiz şortumuz. Evet. Gayet güzel abi. Güzel güzel. Erkeklerden aldığım olay beni hiç sevindirmiyor. Nasıl? Güzel aynı markadan almışsın. Aynı tarz çünkü. Bu gri ile aynısı. Bu farklı marka. Öyle mi? Zaten bu şey o lastikli bu düğmeli. Keten, o zaman bir bakacağım arkasına. Bir i̇kisi gelirsen. De keten olduğu için birbirine benziyorlar ama o lastikli bu şey. Yalnız güzel. İç mi gösteriyor? Hayır hayır hiç göstermiyor. Ha. Da çabuk aşınabilir bu. Bebeğim zaten ne aldıysan büyük ihtimalle götümde paralanacak. Ne kadar verdin buna? Benzer oranda verdim. Çok ekstra bir şey vermedim. Bir ya, tık daha ucuz olabilir. Bilmem yani ucuzsa giden paraya üzülmem ama pahalıysa çünkü değil, çabuk açılacak pahalı gibi. Pahalı değil pahalı değil. Ha tamam. Değil pahalı diyeceğim. 1000 liraya.
yanımıza bak. Şimdi yanına geldim farklı farklı şekillerle. En favori, en beni görmek istediğin şekil ne? Bence budur diye düşündüm ben. Yanlış mı düşündüm bilmiyorum. Ya tişörtlerin hepsinin koyu renk olması biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Niye? Zayıf gösteriyor işte. Tamam zayıf gösteriyor ama yine de açık renk de tercih edilebilirdi. Güzel oluyor. Ya zaten bir de yazın iyice kararıyoruz. Beyazın biz esmeriz ama. Ve dolayısıyla çok çabuk kararıyoruz. Beyaz gömleğim var ya. Ben nerede? De bahane buluyorum. Evde var ya geçen sene giydim. Ya tamam da o da ben giyeceğim bu arada. Benim dolabımda o. Ben onu kendime aldım. Ben de diyorum nereden buldun? Ben aldım. Ya ay onu ben giyeceğim ya. Tamam konuşuruz onu sonra da. Bir şey diyemiyorum. Bu kadar koyu renk tercih etmen bilmiyorum üstlerinde. Açık alınca Şebnem aldığı için olabilir mi acaba? Çöktüğü için eşyalarım olabilir mi acaba? Ne yapalım giyemezsen giyerim. Arkadaşlar. İki tane dolabım var arkadaşlar benim. Çok mutluyum. İki dolaba sahibim. Tamam. Bu okey mi? Güzel. Vay, hiç beğenmedik kadın ya. Ya çok da açıkçası şey olmadım. Oha olmadım. Yani gömleklerin. Ya bu gömlekler bilmiyorum. Hani bu tarz değil benim gömlekte sevdiğim. Daha doğrusu sende sevdiğim. Bunlar tabii ki de yazlık gömlekler. Güzel. Ama evlilik yıldönümümüze giydiğin gömlek çok güzeldi mesela. O ha, daha klasik gömlekten bahsediyorsun. Yani sen. Evet. Ama o yazın giyilmez. Ama casual tabii. Diyelim casual. Evet, smart casual. Tabii o yaza gitmezdi yani büyük ihtimalle. Gitmez lan. Yaz için. Gömleği giymiyor. Nasıl giyeyim ben onu yazın? Yaz için güzel işte bunlar ya. Giyersin. Jüri seçimimizi daha iyi yapmamız lazım arkadaşlar. Kimi getireceksin? Kimi getireceğim. Baturhan benden farklı düşünceyi zannetmiyorum. Gördün azından... mü? Hiç evlilik yıldönümündeki evlisini gördüm o gömleğiyle falan diye. Görüşürüz. Hoşçakalın.